Belirti vermeden de ilerleyebilir mi bu evet. sorunu? Evet. Şimdi akciğer kanserinin belirti verebilmesi için bazı dokulara bası yapması gerekiyor ya da bazı dokuların ya da organın bazı bölgelerindeki ağrı liflerini uyarması gerekiyor veya nefes nefes ile ilişkili olan bronşlarımıza bası yapması gerekiyor ki şikayet versin. Akciğerin tam en havalanan ortadaki kısmında Bazen 4 santim, 5 santim kitle oluyor, hiç şikayet vermeyebiliyor. Çünkü akciğerin ağrı hissini veren sinirlere uzak olabiliyor. Veya nefes darlığına, öksürüğe, balgama neden olan kısımlara uzak olabiliyor. Onun için bunlar daha geç belirti veriyor. Çoğunlukla çok büyüyene kadar kişi hiç fark etmeyebiliyor. Ama bazen bronşa çok yakın, 1 santimlik bir lezyon bile sürekli öksürüğe neden olabiliyor. Ee, bu nedenle ya da plevraya çok yakın bir lezyon, plevra iritasyonu yapabiliyor. Yani akciğer zarı iritasyonu yaparak hemen e, şeyle yan ağrısıyla gelebiliyor. Onun için şikayetler e, evreye göre, duruma göre çok değişebiliyor. Bazen e, öyle oluyor ki hasta dediğim gibi kronik e, hastalığının, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığının şikayetleri zannedip, öksürük, balgam şikayeti devam ettiği halde gelmezken, Beyine sıçradıktan sonra örnek bir tarafı tutmayarak ya da konuşamayarak yani bir nörolojik semptomla da gelebiliyor. Ya da yine hiç az olmayarak örneğin kemiğine sıçrayabiliyor. Kemik ağrısı, sırt ağrısıyla gelebiliyor. Ya da daha az olarak karaciğerine sıçrayarak sağ üst karın ağrısı şeklinde de gelebiliyor. Ama tabii ki en sık dersek öksürük, balgam, nefes darlığı yan ağrısı nefes almakla artan yan ağrıları şikayetleri daha fazla geliyor hastalar.